2023-2024 eğitim öğretim yılı bugün sona erecektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örgün eğitim istatistiklerine göre Türkiye'de örgün eğitimde 17,5 milyon öğrenci bulunmaktadır. Toplam 75.019 eğitim kurumu okul içinde devlete ait kurum okul sayısı 60.734 iken özel okulların sayısı 14.281'dir. Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15.887.000, özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 1.670.000'dir. Açık öğretimde okuyan toplam öğrenci sayısı ise 2.346.000'dir. Türkiye çapında devlet okulları ve özel okullarda toplam 1.154.383 öğretmen görev yapmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonu itibarıyla devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 974.000, özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı 180.000 civarındadır. 2023-2024 eğitim öğretim yılında sözleşmeli istihdam edilen öğretmen sayısı 50.182'dir. Devlet okullarında ek ders karşılığı çalıştırılan ve tamamı asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmenlerin sayısı 90.000'e yakındır. Eğitimde yaşanan sorunları artarak devam etti. Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli vakıf ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokoller, başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenler, eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemiş, özellikle de okullarda ve okul dışında yürütülen dini içerikli ÇEDES faaliyetleri belirgin şekilde artmıştır. MESEM projesiyle öğrenciler stajyer emeği ve beceri eğitimi adı altında patronlara ucuz iş gücü olarak pazarlanmaktadır. ÇEDES ve MESEM projelerini eğitimin siyam ikizleri olarak tanımlamak mümkündür. Resmi verilere göre Türkiye'de resmi ve özel okullarda zorunlu örgün eğitim sisteminde kayıtlı 17.558.000 öğrenciden 442.643'ü sistemin dışındadır. Çocuklar sağlıklı gıdaya, suya, eğitime erişememekte, çocuk yaşta evlendirilmekte, istismara uğramakta ve tutuklanmaktadır. Son yıllarda çocukların eğitime erişim hakkı başta olmak üzere en temel haklardan faydalanması ciddi oranda azalmıştır. Türkiye'de son 22 yılda 17 yaşının altında doğum yapan çocuk sayısı 577.049, 15 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısı ise 21.000'dir. Öğrencilerin beslenme sorunu acil çözüm bekliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öne çıkan sorunlardan birisi de öğrencilerin beslenme sorunundan ilişkin olmuştur. Türkiye'de çok sayıda öğrenci okula kahvaltı yapmadan gitmekte, yine birçok öğrencinin okulda yemek yemeden günü tamamladığı ve eve döndüğü görülmektedir. Çocuklar için beslenmenin önemli olduğu koşullarda süt, yumurta, peynir, zeytin ve benzeri gibi temel gıda ürünlerinin fiyatı 3-4 kat artmıştır. Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Türkiye'de bugün her 5 çocuktan biri derin yoksulluk sorunlarıyla yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Kamu kaynakları özel okullara aktarılıyor. Türkiye gelir eşitsizliği bakımından Avrupa'da ikinci, OECD ülkeleri arasında 4. sırada yer alırken, ülkedeki okulların 5'te birinin özel sektöre ait olması büyük bir çelişkidir. Kamusal bir hak olan eğitim, geçtiğimiz yıllar içinde adım adım piyasa süreci içine çekilmiş ve eğitim hizmetleri önemli ölçüde ticarileştirilmiştir. Türkiye'de özel öğretimin örgün eğitim içindeki payı 2002'de %1.9 iken 2023'te %9.3'e yükselmiştir. Özel okulların devlet okullarının oranı ise tarihte ilk kez %24'e dayanmış durumdadır. İktidarın siyasal hedeflerine göre hazırlanan yeni müfredatı reddediyoruz. Müfredat değişiklikleri okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede işlenecek derslerin içeriği ve bunlarla ilgili önemli ve tüm toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir.
müfredat değişikliklerinde laik ve bilim, sel eğitim müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.